Hoş geldiniz. Bugün yani aslında Latife Hanım'la bu konuşmayı çok önce düşünmüştük. Yazın yapacaktık. Evet. Ama maalesef işte Latif Bey'i o dönem kaybettik. Onu da anmış olalım. O yüzden iptal oldu. Yani zamansız çıktıktan hemen sonra biraz onun şeyiyle sıcağı sıcağına bir konuşma yapacaktık. Ama sanki böyle daha şey yerine oturdu. Yani konuşuldu, yazılar yazıldı, biraz üstüne düşünüldü falan filan. Biz böyle biraz konuşacağız, sonra siz sorular sorun, sonra konuşalım falan filan. Sonra da herhalde bir yanınızda kitap varsa Latife Hanım onları imzalayacak, değil mi? Evet. Peki, yani İmzalarım. hoş geldiniz. Teşekkür ederim abi. Bu bizim 5 sene sonra yaptığımız ikinci konuşma olacak. Bundan 5 sene önce burada Ankor yayınlarının bir kitapçısı vardı. Orada bir konuşma yapmıştık. 2017. Evet. O zaman ortalıkta Mamet City ve Sürüklenme yoktu. Zamansız da yayınlanmamıştı tabii ki. O yaklaşık bir 2,5 saatlik falan bir konuşma yapmıştık. Çok efsane bir konuşmaydı. Kayıtları Yani duruyor mu kayıt onların? duruyor. YouTube'dan bulabilirsiniz. Oradaki mevzu gibi bir konuşma dizisiydi. İlki siz oldunuz, ilk ve son oldunuz yani. Öyle bir şey. Ankor Böyle yazı dersleri gibi bir şeydi. Yani yazarlarla yazı politikaları üzerine bir dizi konuşma yapacaktık. Başladık ve zirvede bıraktık gibi bir şey oldu. Açıkçası. Çok şeydi yani yazı üzerine çok fazla şey konuştuk. Şimdi ben bu dönemde işte Sürüklenme üzerine de, Mamet City üzerine de, Zamansız üzerine de yazı yazmış bulundum. Ve bu kitapları bu çağ için çok önemli buluyorum açıkçası. Yani hem daha avantgard üslubu diyeyim, hem de politik angajmanı gereği bence tam da çağdaş edebiyatın yapması gereken bir şey yapıyor. Yani hem siyasi angajmanı hem de böyle daha avantgard bir üslubu bir araya getirdiği için bu şeyle başlayabilir miyiz? Yani bu Mamet City, Sürüklenme hikayesini bir hatırlayıp son 5 senede bir yoğun bir şeyiniz oldu, değil mi? Yani Evet, ondan önce gerçek. büyük bir boşluk, büyük boşluk demeyeyim de bir ara Evet, uzun vardı. bir zaman. Son 5 seneye 3 kitap. Yani herhalde sizde daha bir aciliyet mi hissettiniz yoksa birikti mi? Biraz biz böyle Sigarayı şeyler bıraktım. yani Sigarayı bıraktım. mesela o da olabilir, evet. Sigarasız yazmak Biraz için bahsederseniz alışmam başlayalım gerekiyordu, evet. konuşmaya. Evet. Uzun aralar veriyordum. Tabii ki bir önce Evet. yazdığım kitabı, bu arada hoş geldiniz. Ahmet'i dinlerken unuttum size hoş geldiniz demeyi. Evet, uzun aralar verdiğim zamanlar var. Bir önce yazdığım kitabın dilini, onun yoğunluğundan sıyrılmak için de zaten bir ara vermem gerekiyor. Çünkü tamamen o yazacağım şeye dönüşmüş oluyorum daha öncesinde. Yani o kitabın dilinin, üslubun, havasının diğer kitabı etkilememesi için zaten bu unutma zamanı gerekiyor. Diyelim ki 3 yılda yazmışsam bir kitabı, unutma bahçesinde de böyle bir şey söylüyorum. Bir 3 yılda o kitabı unutmak için bir ara vermem gerekiyor. O uzun, bazen uzuyor aralar. 9 yıl ara verdiğimde oldu. 7 yıl gibi bir zaman var. Orman dönüm yokmuş öncesinde. Ama bunun sebebi sadece yeni bir kitaba geçme süreci, bir önceki kitabı unutmak değil, gerçekten sigarayla ilgili bir nedeni var. Bununla ilgili bir öykü yazdım ama hiç yayımlamadım. Yazarken çok fazla sigara içiyordum ve aslında nikotin bağımlısı değildim. Yani böyle bir psikolojik bağımlılıktı. Yazmadığım zaman sigara içmiyordum. Yazarken de çok fazla sigara içiyordum. Bu benim için zamanla bir problem olmaya başladı. Yani sigarayı mı bırakayım, yazmayı mı bırakayım? Sigarayı bırakamadığım zaman yazmayı bırakıyordum ki sigara içmeyeyim diye. Tabii böyle bir... Sigarayı bırakınca özgürleşmiş oldunuz yani Evet, bu sebeple. sigarayı bıraktım. Sigarayı bıraktıktan sonra sigarası yazabilecek miyim? O zamana geçmem gerekiyordu. Yani ruhsal olarak da işte elimin ona alışması. Tek sebep bu olamaz ama yani böyle nedenler var. Vakıf var bir yandan. O da sigaradan beter. Zaten beni bağlayan bir şeydi. Vakfın kurulma süreci, yerine o vakfın böyle bir kendini bulması, ne yapacağımızı böyle anlamamız, kavramamız, o sürecin kendisi de çok zorluydu. Çok uğraşmam gerekiyordu vakıfla. Bu ikisi bir araya gelince böyle uzun aralar
verdim. Benim böyle yazı düzlemine geçmek dediğim bir şey var. Yani normal normal nedir? Yani o sözcükler de tabii hiç işe yaramayan sözcükler, tam anlatmıyor ama yine de anlaşabiliriz belki. Böyle şeyip giderken bana mektup yazın deseniz yazamam. Yani yazıyla tamamen ilişkim kopuyor. Kendimi yazı yazan kendim tamamen bir roman, bir şiir, yani bir şeyle uğraşan bir insan. Yani kendi zihnimde kendi imgem. Böyle hani sürekli yazı yazan, yazıyla gündelik hayatında. Şey değilsiniz zaten değil mi? Hani her sabah kalkarım 9'la 12 arası yazarım disiplin. Hayır. Öyle bir şey değil. Hiç değilim. Genç bir yazarken de evdeki bütün suç aletleri gibi yazıya dair her şeyi bir odanın içine kilitlerdim kimse görmesin diye. Bir de yoksul arkadaşlarım gelecek, hele böyle ilk ünlendiğim zaman filan, bu ne yapıyor bu kitaplarla filan demesinler diye hepsini böyle bir yere kilitlerdim ki bence de suç aletleri gibiydi yani o zaman yazmak. Hala öyle bir yanı var yani yazının benim için. Yani hep böyle yazıyorum ve bu ne şahane bir durum dediğim bir yazma sürecim, öyle bir maceram olmadı. Hep böyle bir titrek, bir mesafe koyarak yaşadım yazıyla ilişkimi de. Yani katkı olarak şey yapayım, bölmek istemem ama. Bölme. Yani bu üç kitapta da benim hissettiğim böyle çok hızla olmuş gibi bütün bunlar. Yani evet, uzun işte bir yazma plan böyle. Belki düşündüm biraz. Yani çok bir şey gelmiş ve ona kapılmış bir yazar ve onun rüzgarıyla yazılmış gibi görünüyor. Yani hissi ve böyle bende yarattığı duygu oldu. Yani, belki daha kendimi o süreçlere bırakabilecek bir yaşa gelmişti evet, olabilir. Özellikle şeye de geçebiliriz. Yani zamansız daha bir öyle. Hı hı. Hani bir şey, sanki bir öyle efsaneler vardır ya. Hani oturdum ve 3 günde yazıp çıktım. Yazma sürecini de hatırlamıyorum. Bir şey hali gibi. Neredeyse. Evet, yani kendini kaybetme hali gibi. Sürüklenme ve mavisi için tam öyle söylenebilir. Evet, bilmiyorum. Ama zamansız da daha öyle bir his var gibi. Zamansız biraz yani. Evet, çünkü ölüm var. Ölüm peşimizde. Yani onun için yani oradaki süreç daha başkaydı ama zamansız şey, mavisi ve sürüklenmeyi yazarken yani o gidip işte sanayi bölgelerinde ve çiftliklerde bütün o aşağı yukarı hayal ettiğim, kitabı kurarken nerede geçtiğini hayal ettiğim böyle bölgelerde falan dolaştım. Epeyce oralarda zaman geçirdim, notlar aldım. Yani bir şey gibi, çok hızlı sağ aksa bile tabii gibi. Ki. Evet. Ama zihin öyle bir şey ki yani böyle çok hızlı akabilir. Bir yerinde takılırsın kitabın ve yani işte bir sene bekleyebilirsin orada yani. Hemen böyle koyuluyorsun yazmaya ve bir çırpıda yazıp bitiremiyorsun. O kadar öyle kolay akmıyor. Yani ilk gençlikte belki biraz daha öyleydi ama giderek daha zaman istiyor, yoğunlaşmak. Ya aslında tam söylemek istediğim şey şu, var ya sizin şey, o gece dersleri için falan söylediğiniz bir şey. Yani işte gövdemden bir ateş geçti ve ben onu kapalıp yazdım falan gibi. Böyle bir, özellikle bu zamansızda bu his geri dönmüş gibi. Öyle hissettim. Evet, yani biraz o his geri döndü gerçekten. Evet, yani o üslupta da hissedilen bir şey. Yani okurken de konuşmuştuk o zaman da. Ya ben neredeyse yazarın böyle fiziksel varlığını hissettim. Yani beni fiziksel olarak harekete geçen bir tonu var. Çok şey, yani sessizce böyle kendi içinde konuşarak bir şey değil. Çok böyle bedensel olarak bu yazarın da varlığını hissettiğim bir şey oldu kitapta. Ve gerçekten de böyle neredeyse o yazıda da söylemiştim. Yani garip bir şey, performans izlemiş gibi, bir konser izlemiş gibi bir etkisi oldu bende. Evet, o yazma süreci de yani, biraz öyleydi. Yani biliyorsun zaten benim söyleşilerimi, işte kitaplarımı okuyanlar da biraz biliyorlar. Ben yatakta yazıyorum. Son 4 ay falan hemen hemen hiç yataktan çıkmadım diyebilirim. Yani yemek yapmak için bile çıkmak çok zor geliyordu. Yakında bir arkadaşım var, çok sevdiğim bir arkadaşım. Sürekli bana yemek gönderiyorduk, çıkmayayım yataktan diye. Ve bana böyle sürekli yemekler geliyordu eve. Ben sadece yemekleri alıyordum ve yemek yememecesine ya da yani yemek yapmamacasına böyle yataktan hiç çıkmadan çok uzun süre İstanbul'daydım bir dönem.
Ve hiç kimse bilmiyordu İstanbul'da olduğumda. Gelen yok, giden yok. Böyle kapının kilidi bile açılmıyordu yani böyle yemek dışında. Niyeyse Gümüşlük'te yazılmış bir kitaba benziyor aslında. Gümüşlük'te anlatınca, başladı. Tabii Gümüşlük'te gölleri dolaşarak. Evet. Tabii ki sadece İstanbul'da kalmadım. Biraz öyle çünkü ölüme karşı sanki öyle hissettim yani o dönemde. Hı. Ya şimdi biraz pandeminin etkisi sanki zayıflamış gibi görünüyor ama her an evet. Yeniden bir dalgaya kapılabiliriz diye düşünüyorum. Yani o unutulmaz bir şey yani o süreç çok korkutucuydu. Yani bir daha hayat eskisi gibi olmayacak ki evet. Olmadı aslında yine de çok şey değişti. O süreçte yani birçok sevdiğimiz insan çocuklarımız da dahil yani görüşemiyoruz ve belki de bir daha göremeyeceğim dediğim arkadaşlarım vardı yani işte telefonlarla konuşuyoruz ama hepimizin sesi solmuş. Görüşemeyeceğiz herhalde dediğimiz anlar var. O süreçte tabii ki yani ölümü nasıl bedende hissediyorsak ben de bütün o zamansızın cümlelerini, sesini bedenimde hissediyordum. O eğer zamansıza geçiyorsa ki sen ki geçti gerçekten öyle hissettim evet, yani. Okuyanlardan bir şeydi yani. Öyle bir duygu alıyorum çünkü kulağıma fısıldıyorlar. Yani o nasıl bir kitap falan işte ya bir yandan heyecanlı bir yandan ağlıyoruz bir yandan böyle aşk duygusuyla sarhoşlamış bir haldeyiz. O demek ki o duygu geçiyor herkes olmasa da. Evet yani şiddetli bir kitap. Öyle diyeyim. Yani üslup olarak da, his olarak da bir şey değil yani böyle çok korunaklı yazılmış bir kitap da değil yani. Biraz ondan da bahsettiniz herhalde. Neredeyse böyle aşkı bir duyguyla yazılmış falan gibi. Evet yani korunacak bir halimiz yoktu zaten. Sadece yani o dönemde korunmaktan çok ayakta kalmak, hayatta kalma duygusunu çok yani bizim böyle bizi sardığı bir zaman o. Gerçekten bugün burada konuşuyor olmamız bile büyük bir şans. Umarım böyle gider bir anda tabii o yüz yüze söyleşilere falan yani başladık. Uzun süre çok uzaktan konuştu insanlar birbirleriyle zaten. Evet, neden koruyacağım kendimi Ahmet? Bilmiyorum. Yani... Hayır şey... Yani bir yazar olarak ben sadece zamansızda değil, hiçbir zaman... Kendimi evet. O kadar korumadım ve hep risk alarak yazdım zaten. Buraya gelirken hatırladım gece derslerinin yayınlandığı sıralarda söyleşiler yapıyorduk. Bana haber geliyordu. Gelip onu döveceğiz. Çocuklar güvenlik alıyorlardı. Yani bir sakla toplantı falan yapacağımız zaman. Her zaman her yerde kavga çıkıyordu ben konuşmaya başladığım zaman. Hep onu hatırlıyorum. Böyle sanki bir el bombası bırakmışım gibi nerede dolaşsam bir yerde kavga çıkıyor. Evet. Neden olduğunu anlayabiliyorum tabii. Bunun yani sınıfsal bir yanı var. Hı. Yani kadın olmamla bir ilgisi var. Ünü ve yazdığım kitapları bana yakıştıramamakla bir ilgisi var. Aslında temel olarak benden yoksulluğumu kıskanıyorlar gibi gelirdi. Yani ben hepinizi yoksul yapamam. Yani hepinizi aynı maceranın içine çekemem. Yani orada çok büyük bir gerilim vardı. Yani olduğum her yerde. Yani ben yazmaya başladığımdan beri böyleydi. Hep ben dövüşe dövüşe yazar oldum diyorum. Evet. Yani bu da tabii zaman geçtikçe, işte kitaplar peş peşe yayınlandıkça yani 40 yıl oldu işte sevgili Arşiv Ölüm yayınım. Yani hala o gerilim var. Yani hala ben biliyorum yani ne olabilir, nereden kavga çıkarmaya çalışırlar. Bunun ben sınıfsal bir şey olduğundan eminim yani. Evet. Böyle bir şey. Bunu evet. Çok konuşmuşluğumuz evet, da yani var. Bunu evet, daha önce yani. De söyledim zaten. Yani şey gibi çok bu, net yani laflarla. Bu beni yıldırabilecek bir şey değil. Çünkü zaten bununla mücadele etmek üzere. Zamansız evet. Da öyle bir şey. Yani bir kadın bir kadının cesaret edip yazdığı bir metin. Orada tabii sadece beden, ten, cinsellik yok. Yani orada işte bütün diğer canlılara dönüşme arzusu, insan olma deneyimini aşma arzusu, doğayla ilişkimiz, birçok şey var. Yani belki de ölüm bize çarptı. Yani bedenimiz o korkuyla gerildi, ürperdik.
O zaman son söylenecek şeyleri söylemek lazım gelir diye de düşünmüş evet. olabilirim. Yani evet. ölmeden önce. Bu okuma olabilir çok... Olabilir yani ölmeden önce yazayım. Evet. Yani o hissettiğim şeyi, o ayakta kalmak bir. Evet ama bir de ölüme karşı konuşmak. Sadece cesaretle de açıklanabilecek bir şey değil. Yani böyle son söz. Hani biraz o duyguyla da yazdım. Yani son yazacağın kitabı yaz. İşte pandemi geldi, öleceksin. Dört ayın var, ne yaz deselerdi. Ben Zamansız'ı yazardım ve onu yazdım zaten. Yani Zamansız öyle bir metin. Belki onun şeyi şiddeti, duygusu biraz... Evet, öyle bir şey olabilir. Ondan doğru. da gelen yani, bir şey olabilir. Yani çok sevdiğim bir laf değil ama hani dirimsel diyesim gelmişti benim. Evet. Çok böyle şey... Dedin galiba öyle bir... Evet yani maalesef demiş olabilirim. Yani, demişim. Yani şey duygusu çok kuvvetli böyle hayat enerjisi diyeyim. Yani bir de şeye dönmüş gibi oldunuz biraz. Daha işte ekolojik meselelerin döndüğü, ekofeminist okumaların yapılmasına izin veren işte daha önceki anlatılara benzer bir şey de var. Yani işte son zamanlarda çok konuşuluyor işte insan sonrası, insan üstü. İnsan üstü demeyeyim de yani işte hayvan oluş, türler arası şeyler falan. Bu son 10 yılın mevzusu gibi oldu. Akademide de yani çok konuşuluyor. Ama bunu hani bir o yazıda söylemiştim, biraz anlatmaya çalıştım aslında. Yani doğayı romantize eden bir şey değil. Bence oradaki yani o ekoloji, ben ekoloji lafını bile sevmiyorum açıkçası. Çok da şey buluyorum yani çok öğrenilmiş buluyorum bu şeyi. Yani ama o kitapta hissettiğim o şey böyle bir nefes sözcükler falan demeye çalışmıştım. Yani dünya ile ekolojiyle kurulan ilişki o kadar sevgi dolu, o kadar şey olmak zorunda değil. Korumacı olmak zorunda değil yani. Aslında sadece biz dünyanın bir parçasıyız yani bu ekosistemin ve o buna vahşet de dahil. O duyguların vahşeti de dahil. Yani öyle bir yerden ben okunması gerektiğini düşündüm. Yani eğer ekolojiyle bir bağlantısı varsa da şimdi ekoloji çok şey bir konu ya yani neredeyse yani yeni burjuva oyuncağı yani. Herkes buna yatırım yapıyor, herkes bunun üzerine bir şeyler söylüyor. Ama bunu başka bir yerden mesela o Zamansız hissettirdi bana. Öyle diyeyim. Yani yazıyla ve dünyayla kurulan başka bir ilişki var. Tam yani ben de o anlatamamış olabilirim ama yani. Akademik dille hiç konuşmak istemiyorum tabii yani. O evet. dille konuşmak durumunda olan insanlara karşı bir şey söylemiş olmak istemem ama. Yok yani doğru bir çok, okuma yani, öyle bir şey var. Muin Arda falan da vardı. Evet. Ama ama oturup yani ben ekolojik bir şey yazayım, bir metin yazayım diye kolları sıvayıp öyle çalışmıyorum evet. zaten. Ben içimizdeki hayvanı unutmadığımızı ve o hayvanla hep yan yana iç içe ve her zaman onunla yaşadığımızı düşünüyorum. Bu daha şey bir gece, şey oldu. Evet. Yani gece zaten biraz öyle yani o hayvanla buluştuğumuz zamanlar var yani. Ondan korksak da, ürksek de ama o bizimle yaşıyor ve biz aynı zamanda vahşi canlılarız. Doğru. Yani bizi ne bir kadar eğitmiş olabilir ki yani süreç içinde hayat. İşte pandemide gördük ne kadar insanlaşmış olabiliriz. Zaten öyle bir şey olmuş olsaydı herhalde dünya bu halde olmazdı yani o kastedilen şey işte... yavaş yavaş ilerleyeceğiz ve şeye dönüşecek toplum. Böyle değil ve bu o hayvanla yüz yüze kaldığımız zamanlar var yani çığlık attığımızda işte rüyadan zıpladığımızda evet. gece boşluğa baktığımızda her an içimizde böyle bir canlı tekinsiz bir varlığın olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi yani bunu birbirimizden gizleyecek değiliz yani ve zaten o bir yandan bizi korkutan bir canlı o bir yandan da bizi yani ilk insan kadar yaşlı, ilk insan kadar yabanıl, ilk insan kadar ürkek. Böyle de kılan bir şey canlı. Geriye doğru da böyle bir genetik şeyimiz var yani. Geçmişimiz var baktığımız zaman. Yani o gündelik olarak dilin dışına çıkmak istediğim zaman ben boşluğa bakıp içimdeki ilk insanı hissetmek isterdim hep. Muinar'da biraz belki öyle bir yolculuk yaptım. Her zaman bir şeyin sağlamasını yapmaya çalışırken de bir duygunun, bir korkunun
Bunu hissetmeye çalışırdım. Hep. Daha böyle primitif bir şey değil mi? Öyle diyelim evet, yani. Yani içimde çünkü genetik olarak taşıyoruz bunu yani. Hep, öyle değil miyiz? Evet. Yani geçmişe doğru, çok uzak geçmişe ama doğru bir bağımız burada, var. Ve orada evet. Bir canlı var yani. O canlı, içimizde bir canlı var ve o canlı gerçekten ölüm gibi. Yani o ölümü de tanıyan, ölümün en türlü hallerini tanıyan bir canlı ve hep o ayakta kalmak istiyor, hayatta kalmak istiyor ve vahşi. Bir yanıyla da şunu düşünürdüm hep, yani özgürleşme arzumuzu bence o hayvan besliyor. Yani özgürleşme arzumuzu herhalde yani o kültür canlısı olan biz beslemiyoruz herhalde yani. Çünkü yani bütün kültür kurumlarıyla, yani geçmişiyle, yani gelecekle ilgili vaatleriyle baktığımızda ben aslında bizi kontrol altına almaya çalışan bir şeyden, böyle bir sistemden söz ediyoruz. Onu, ona karşı ancak içimizdeki yabanıl canlıyla, o hayvanla özgürleşebiliriz diye düşündüğüm için ben o hayvanla çok yani iyi geçirmeye çalışıyorum içimdeki. Belki benim o dirimsel dediğim şey daha böyle hayvani bir şeydir yani, öyle diyeyim. Yani böyle senin neredeyse bana barbar demen gibi. Hani bana ya, barbar iyi anlamda, evet. Ya da işte evet. Mahmut'un da barbar evet. demesi gibi. Ben o barbar yanımı seviyorum ve onu korumak istiyorum. Hatta mutluluğumu ona borçlu olduğumu düşünüyorum. Onunla iyi geçinmeye. Tabii ki o barbara da kendimizi teslim edelim. Bizi nereye götüreceği belli olmaz. Ama yani onu orada tutmak ve onunla bir temas halinde olmak... iyi bir şey. Ve ben bir yazar olarak da yani o barbar yanımı hep böyle hoş tutmaya çalıştım. Kitapta geçen kelimelerden biri şimdi böyle konuşurken aklıma dönmeye başladı. İhlalciyim deyip duran bir karakter var. O benim aklımda kalan şeylerden biriydi zamansızla ilgili, ama bu ihlalcilik gerçekten biraz böyle ele avuca sığmaz bir şey her anlamda yani. Siyasi anlamda da, işte doğayla kurulan ilişki anlamda da, kültür anlamında da. Yani orada çok bence vahşi bir karakter var. Bu bizim edebiyatta daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir şey bence. Yani çünkü çok böyle bir kültür varlığı gibi değil, bir gececil bir varlık, böyle nokturnal bir şey gibi dolaşıyor. Ve gerçekten çok da açıklanamayan garip bir dille konuşuyor. İşte barbar vesaire vesaire. Yani edebiyatın bunu yapma gücü var. Garip bir şeyle yazabiliyor bazı yazarlar. Sanki uygarlıkla bağlarını koparmak istemiyorlar. Dille bağlarını çok terbiyeli, çok saygılı bir düzeyde tutmak istiyorlar. Hani bu bir saçmalama özgürlüğü. İki, dili bozduğumuz zaman ne çıkacak ortaya? Yani politikacıdan bu ne anlama geliyor? Bunlar üzerine çok düşündürdü beni. Yani bu kitap, açık söyleyeyim yani. Biraz işte o şairlerin yaptığı bir şey. Yani dili böyle bir yabanileştirmek, barbar gibi konuşturmak falan. Yani bunlar aslında işte uygarlık, dil, kontrol, devlet falan hepsi ucu oraya çıkan şeyler. Yani sizin bu zamansızda yaptığınız şey böyle çok dağıtmak gibiydi. Her anlamda dağıtmak yani. Ve çok da şey bir hisle bitiyordu kitap. Yani gerçekten dağınık bir hisle. Bu iyi anlamda yani. Bence şeyi bozmanın bir yolu da budur. Yani en azından bir okuma esnasında böyle bir esriklik kazandırmanın okura. Yani böyle bir silkinme anı yaratıyor. Ve yani ben gerçekten kitabı bitirdim. Öyle bir neredeyse bir baş döndürücü bir etkisi oldu. Yani bu da çok önemli bir performans edebiyat için. Biraz da şeyi de dağıtan bir şey yani. Konumları da dağıtan bir şey. Ezber bozan bir şey. Ben öyle hissettim. Bilmiyorum, bu ihlal meselesi üzerine bir şey söylemek ister misiniz? Yani arkadaş... Çok böyle yerine konulamayan bir şey var orada. Bunu ben çok sevdim. Ben çok o yazma sürecindeki... böyle halimi hatırladım sen konuşurken. Arkadaşlarıma bir şey söylüyordum. Ya bu benim sevgili arşivlerimden sonra dişlerimi sıkarak yazdım. Ha, mesela o his. Evet. Gerçekten de öyle. Yani dişlerimi çok sıktığım için başım ağrıyordu sabahları. Yani hele sonlarına doğru.
Bana ilk kitabı yazdığım zamanı hatırlatan bir yazma süreci. Evet. Biraz daha farklı. Tabii daha deneyimliyim. O zaman Sevgili Aşk Ölümü yazarken çok daha gencim ve başıma ne geldiğini o kadar da iyi kestiremiyorum. Yazıyorum sadece çılgınlar gibi. Zamansız da en azından şöyle bir şey düşünebiliyorum. Yani evet, bu duyguyu değiştirmemem lazım ve bunun içinde kalmam lazım. Yani kendimle daha konuşabiliyorum ama yine de çok fazla bedenim de çok gergindi. Çünkü bir sınırda, yani dili şeye doğru çekmeye çalışıyordum. Yani dilin dışına çıkmaya çalışıyordum ama evet. Ben onu Aşk İşaretlerini yazarken de yaşadım. Yani dili kullanarak dilin dışına çıkmaya çalışmak çok bayağı bir şiddetle karşılaşabilirsin. Çok zor bir şey. Hatta imkansız gibi neredeyse, yani o sözcükleri çarpıştırarak. Dil çünkü o kadar sert bir alet ki ve insanın kendisinin kendini kurtarmak için, yani süreç içinde o yaptığı bir alet ve o aletle ben hep söylerim, yani bu dille kuşları sevemezsiniz, bu dille ağaçları sevemezsiniz. Çünkü bütün diğer varlıklara karşı insanı canlı tutmak için yapılmış. Yani çok geçmiş çağlarda insanlar ağaçlardan da korkuyorlar, biliyorsun. Yani ağaçlar, ya bugün de zaten korkmamız gerekir yani. Her yeri ağaçlar kaplarsa biz öleceğiz, yani yaşayamayız. Her şeyin bir dengede kalabilmesi lazım insan hayatının da yani bizim de yaşayabilmemiz için. Yani insan bütün diğer canlılarla çok büyük bir gerilim sonucunda oluşturmuş dili. O yüzden dil çok sert bir alet ve dışına çıkmak çok zor. Yani o binlerce yıl içinde işte bize de sirayet eden, yani o bilgiyle. Ama dilin dışına çıkmadan da yazıyı bir anlamda özgürleşmek, özgürleştirmek de çok kolay değil. Yani istemeyerek, istesen de dışına çıkmak, dilin içinde kalabilirsin yazdığın zaman. Ben tabii o içimdeki o vahşiyle gitmek istiyorum yani. O beni çünkü bir uçuruma doğru çekiyor ya da belki beni bir vahşi cennetine götürecek. Yani öyle bir arzu var içimde. Bu çocukluğumdan beri var. Yani ben insanların yarattığı hayatta inanmıyorum. Yani hata yaptıklarını düşünüyorum. Yani çocukluğumdan beri böyle bir şey vardı. Yani her şeyle böyle büyük bir gerilimim var. Ben o içimdeki yabaniye güveniyorum ama onunla da tabii ki tam gidebilmeye korkuyorum. Onunla bir maceraya atılabilmek için işte dilin dışına çıkabilmem gerekiyor. Dille onun arasında çok büyük bir gerilim var. Yani o dil içi bir canlı değil. Böyle beni bölen bir şey. Yani o onunla kurduğum ilişki ve dil. Dilin kendisi. O yüzden peki çok yani niye bu dil denilen arkadaş düşmanımız, onu bir hatırlasak mı acaba? Böyle çok kabul ederek konuşuyor gibiyiz de bu şeyi... Yani dilciler vardır belki. Aramızda. Evet yani şey... onlar da konuşuyor. Ben hani biraz belki adını tekrar koymak lazım. Ben konuşmaya başladım da dilci arkadaşlarım yani çok dil, kızıyorlar. Dil. Onlar yani kızıyorlar. Niye bu ben. Şey bizim şeyimiz... Dil. Düşmanımız yani. Yani edebiyat dille yapılıyor ama biz sürekli dili bozmaktan, dilde oyuk açmaktan falan yani bahsediyoruz. Basit, dili sarsmaktan. Basit bir biçimde normal yazmak ne olur? Yazmaya yani, çalışmıştım ben bunu. Hani, yani insan bir alfabe geliştirmek zorundaydı hayatta kalabilmek için. Çünkü diğer canlılar gibi böyle döngüsel olarak çıkarabileceği bir ses yok. Gırtlak yapısı çok onun açısından tehlike yaratan bir yapı ve çok taklitçi. Çok basit bir biçimde, yani böyle gençlerle konuşurken, arkadaşlarıma dille ilişkimi anlatırken anlattığım bir şey bu. Bence o döngüsel bir ses çıkartamıyor, taklitçi ve bence gırtlak yapısından dolayı da kendi terbiye etmek zorundaydı hayatta kalabilmek için. Alfabe olmasaydı hayatta kalamazdı. Dilin o kadar kutsal olmasının nedeni de bu. Yani o kadar sert bir alet olmasının da nedeni bu diye düşünüyorum. Yani bir yerde bir olmadık bir canlıyı taklit etmiştir ve yemiştir o hayvan bunu, yani bu insanı. Yani bayağı papağanın büyüğü diyorum ben. Yani bu geçmişe doğru gittiğimizde de yani sesini terbiye etmek zorundaydı. Sözcükleri yani oluşturmak zorundaydı ve ancak öyle ayakta kalabildi. Başka türlü ayakta kalması zor bir canlı diye düşünüyorum. O yüzden dil
Evet. Elzem de o aleti geliştirdi ama o alet onun kafesi oldu. Yani o aleti geliştirdi ve merkezinde insan duruyor. Dilin merkezinde insan duruyor ve onun için diyorum yani o kadar dikkatli geliştirilmiş ve yıllar içinde oluşmuş bir alet ki yani onun için yani kuşu insan sever yani böyle ben sever. Yani kediyi o sever veya şimdi kediyi hatırladım. Denize bakıyorum. Yani sevemezsiniz derken kediyi sevebilmek için ek bir şey yapmanız lazım. Yani dile karşı bir duyguyla cümleyi. Garip bir dil. Bence öyle yani. Lazım. Ben inanmıyorum. Kedi severken de garip şeyler hani şey derken cümle olarak sevemezsin. Sevemezsin yani. Eğer dilin doğasının içine girip dile bakarsan bunu görürsün. Yani insan yani edebiyat da böyle bir şey değil mi veya bütün şey. Olay insanla insan arasında geçiyor. Yani bütün evren, bütün evrende olup biten şey, bütün o dinlediğimiz hikayeler falan hepsi biz bize konuşuyoruz yani. İnsan insan arasında geçiyor. Yani hayvan özgürleşme hareketinin gelişmesi, diğer canlılara dikkat. Ne zaman oluştu ki? Ne zaman? Çok yeni yani. Değil mi? Ülkede ağaçlara dikkat kesildiğimiz daha şurada gezi yani. Hani baktığın zaman bir duyarlılık oluşturduğumuz ne zaman oluşturduk? Çok yakın bir zaman. Belki 90'lardan sonra Türkiye'de bilmiyorum. Yani. Yani belki en konuşuruz. İyimser tahminle. Arkadaşlarımız evet. Da bize katkı yapabilirler. Çok yeni zaten bütün bu fikirler. Yani onun öncesinde insan merkezde duruyor ve dille bir derdi falan da yok. Yani çok mutlu ve dil kutsal yani biliyorsun. Dille ne yapıyorsak yapıyoruz birbirimize ve her şey insanla insan arasında geçiyor dil aracılığıyla. Yani şeyi bir kıymetini hatırlamak için bir tekrar bu bahsi açtım da hani o bir liste çıkarmıştım ben böyle yazı türleri diye 70 tane falan başlık çıkmıştı. O yayınlandı şimdi. Yani işte onlardan biri mesela yabani yazı. Yabani yazı ne demek? Yani yazı yabanileşince ne oluyor? Zamansız biraz onları tekrar düşündürdü de. Yani niye yabanileşmesi lazım? Yani neyi kırıyor, neyi bozuyor? O zaman biraz daha şeyi ifade etmek bana iyi geliyor. Yani kırdığınız şey aslında o yabanileştirdiğiniz şey işte bir otoritenin dili. Yani geleneğin dili, devletin dili neyse. Onu konuşunca taşlar yerine daha çok oturuyor. Yani burada bunun bir kültürel ve tarihsel karşılığı var. Yani bu bir şey değil sadece. Edebi bir oyun değil yani. Bu gerçeklikle oynanan bir oyun yani. Tabii bir sınıfsal bir karşılığı var benim için. Evet. Yani yoksullar dili mırıldanıyorlar diyorum. Evet. Ve süreç içinde böyle bir şey, bir sezgim var ki yani doğaya ve toprağa yakın canlılar ayrışacak yani insanlar da kendi işlerinde. Zaten yoksullar ve yoksul olmayanlar diye böyle çok kaba bir ayrım yapabiliriz ama giderek öyle görünüyor ki bu teknolojinin çok hızlı sıçramasıyla yani çok sayıda insan dili mırıldanmaya başlayacak. Yani o teknolojiye hakim olamayan insanlar neredeyse artık diğer varlıklara, yoksulların yanına doğru yığılacaklar. Yani öyle görünüyor. Ben böyle yarı insan, yarı hayvan, bitkilere ve hayvanlara yakın bir çeşit insan topluluğunun oluşacağını böyle bir sezgim var. Bunu yoksullarla ilişkim ve yoksulluğumla yani koruyabildiğim yoksulluğumla görerek, sezerek söyleyebiliyorum. Yani dile karşı dil üstünde belki böyle düşünmemin ve dilin ne olduğunu tam olarak belki böyle tariflerim, böyle sezmemin bir sebebi var. Çünkü ben dili mırıldanan insanların arasından yani dili mırıldanmak derken yani kasnağın boş döndüğü anlamında yani işte onlar dili hayatta anlamlandırmak için kullanmıyorlar, kavramlar kullanmıyorlar, felsefi bir meseleyi tartışmıyorlar yani kendileriyle ilgili de ya da şeyle. Yani böyle bir şarkı mırıldanır gibi yani böyle o dili unutarak, dili belki işte dillerinde unutarak mırıldanıyorlar, konuşuyorlar. Dille ilişkileri farklı yani. Dünyadaki bir şeyleri anlamlandırmak, kendi ilişkilerini anlamlandırmak üzere kullanmıyorlar şeyi, dili. Öyle gördüğüm için de belki hani dil ne yapmaktadır aslında?
öbür tarafta insanların dili nasıl kullandıklarına dair bir deneyimim var benim, bir sezgim var. O, yoksu olduğum için de dil benim meselelerimden bir tanesi veya dil hakkında böyle konuşabilirim. Evet, o zaman şeyi de hatırlatmak lazım. Yani dilin aslında, yani işte sınıfsal bir şey var. İşte güçlü olan taraf neyse ya da hakim olan taraf neyse onun dili hakim aslında. Burada bir şeylik var, onu da not etmek lazım. Yani bazı sistemler kendilerine sistem bile demiyorlar. Mesela işte bir şey dili var ama onu o dil demiyor. Yani şey gibi işte ne bileyim kapitalizmin bir manifestosunun olmaması gibi. Yani doğallaştırıyor. Şimdi kullanılan dili, ben biraz akademiye geri döndüm de bu yıllar içinde evet. Böyle şeyim, konuşma şeklim de böyle ders anlatır bir şeye dönüştü. Hani not alacağım bir yere madde madde. Yani şimdi şeyi anlatır gibi, öğrencileri anlatır gibi. Yani işte dilin şeyleri, yani yapı taşları aslında ya da o dikiş noktaları. Yabana çekemedik seni. Yani. Evet, ben bu arada akademikleştim. Böyle yapı taşları çok şey aslında bizden gizleniyor diyeyim. Yani onu yapan kişi, arkasındaki söylem, binaları vesaire. Aslında bu tip daha alternatif bir dil diyeyim, daha yabanlı bir dil. Aslında daha gündelik, daha olağan bir dilin temsil ettiği her şeye bir şey oluşturuyor yani. Bir karşı çıkış oluşturuyor. Ve bu yüzden de yani bence çok kıymetli bir şey edebiyatta bunu yapmak. Zaten edebiyatta yaparsınız bunu. Başka bir yerde yapamazsınız. Ben yani edebiyatın son zamanlarda daha böyle vahşileşmesini falan isterken zamansızı buldum. Ya da tam tersine böyle sürekli kendimi şey bu konuda provokatör gibi hissediyorum. Yani daha bir şey, daha vahşi bir şey yazın. Senin içindeki yabani de. Evet, olabilir. Evet. Güçlenmiş gibi. Evet. Ya da daha da siyasi anlamda daha ne, daha sert şeyler yazın. O şeyde de biraz konuşmuştuk. Yani Manve City ve sürüklenmeden sonra. Yani distopya ise daha bir karartın sahneyi. Yani yazarlara söylemek istediğim şey. Yani ütopya ise daha bir uç noktaya gitsin. Yani çok şey, hayatın şeyi karşısında, sertliği karşısında bence hala çok şey. O kadar sert bir cevap veremiyor. Edebiyat. Gibi hissediyorum yani. Ama olay çok daha sert bir yere geldi. Böyle yani bu, bir de bunun üstüne belki yani nacizane bir en son Notos'ta çıkan dosyaya ben işte pankartla ilgili bir şey yazdım. Yani Latife Tekin'in pankartı diye. Sürüklenme üzerine. Bunu aslında Oğuz Atay'ın pankartı diye bir yazıda yazmıştım. Bunlar yani analizden çok bir şey gibi yazılar. Bir şeyleri harekete geçirme. Yani bir vesile olma, teşvik etme yazıları gibi. Onu biraz abarttım, farkındayım o pankart lafını. Ama sanki yani hani eskiden şu görüntüler bizde şey var işte. Üç yazar işte atıyorum Yaşar Kemal, Orhan Pamuk ve siz işte bir 1 Mayıs'ta ya da başka bir gösteride ön taraftasınız ve elinizde bir pankart var. Ama mesela şimdi böyle bir şey yok. Ya bence de bu çok büyük bir şey yaratıyor yani. Sessiz bir baskı bu. Korkunç bir şey. Ama mesela bunu en azından edebi olarak hala sürdürebilir yazarlar gibi hissediyorum. Ve biraz da şey hani edebiyatta bir şey kurmak. Yani bir yapı, bir siyasi yapı kurmak. Bir şeye vesile olmak. Hatta hayali bir örgüt kurmak. Yani gerçek hayatta olmuyorsa bile. O aralarda var zamansızda da, sürüklenmede de. Yani bence çok zihin açıcı şeyler şey anlamda, politik açıdan da. Çünkü işte atıyorum normalde yapamayacağınız kadar radikal bir örgüt tahayyül edebilirsiniz edebiyatta. Ve bunun kalıntıları hayatı harekete geçirebilir. Yani hayattaki radikal mücadelelerin edebiyata yansıması değil de artık hani edebiyatın teşvik etmesi ya da filmlerin ya da neyse ya da bazı sanat işlerini teşvik etmesi gerekiyor gibi hissediyorum. Çünkü ya ben böyle anakronik bir çırpınış içindeyim. Yani bu işlerin bitti yani. O iş bitti. Ya da hala bir yerden yakalanabilir bir şey var. Onu yakalamak için de yani işte bu aslında biraz da şehir rolünün farkındayım. Yani düşünce metinlerinin de yapması gereken bir şey. Yani
ve belki eleştirel teorinin, böyle kitapların da yazılması gerekiyor. Teorilerin çıkması gerekiyor, analizlerin vesaire. Ama böyle havada bir şey var gibi hissediyorum. Gerçekten siyasi olarak harekete geçemeyen bir şey var. Ama aslında tek yapılması gereken şey bu farklı yerlerde duran insanları böyle bir temas ettirecek bir şey. Neyse o. Böyle bir, sanki oradan bir şey, bir kıvılcım daha çıkacak. Ve yani onu yapma hareketine yakın duran şeyleri ben çok önemli buluyorum. Sürüklenme öyle bir şeydi. Manvesit de öyle bir şeydi. Yani şeyi söyleyeyim, en son şimdi bizim okulda Manvesit de okutuluyor. Gençler, yani birinci sınıf, ikinci sınıf öğrencileri çok şaşkınlıkla okuduklarını söylediler. Yani şeyin farkında değiller mesela, işte fabrikalar ne oluyor, işçi sınıfı ne demek, bir politik mücadele ne demek, bunlar çok şey, görünmeyen şeyler. Ama Sürüklenme, Manvesit gibi kitaplar aslında bu çağın bir şeyi gibi. Siyasi manzarasını da çıkarıyor. Ve provokatif bir tonda var. O yüzden pankart lafı benim için çok önemli. Bilmiyorum, buna katılır mısınız yani? Öyle. Siz bir şey diyecek misiniz? Evet, son 1-2 yıldır edebiyatın iktidarı diye bir tanımlama var. O benim de çok hoşuma giden bir şey. Edebiyatın iktidarı. Edebiyatın iktidarı. Aslında dediğiniz şey tam da buna denk geliyor. Yani gölge bir yapılanma, farklı fraksiyonlar, farklı sanat dalları ama söylemin geliştirilmesi, farklı bir söylem. Evet. Ama ben bunu iyi anlamda söylüyorum. Yani, tabii. Ha, tabii. Evet. Yani ya gölge falan deyince şey de. Okumalar var ya hani şey gibi, ne deniyor ona? Niyet okumaları, öyle bir şey değil. Yani. Evet. Evet, ben de aslında biz çok konuşmuşuz gibi hissediyorum. Evet, belki dönebiliriz. Belki birlikte konuşabiliriz. Böyle güzel bir odanın içindeyken de bir akşam konuşması karşılıklı olabilir diye düşünüyorum. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Yani edebiyat daha politikleşmeli mi? Edebiyatçı daha politikleşmeli mi? Böyle bir beklenti var mı? Benim var. Senin var. Benim de var. Sizin benim de var. Var. Okay. Hangi? Politik olmaktan kurtulamadığımız bir ülkedeyiz zaten. Evet. Ama işte politik olmaktan tam neyi anlıyoruz yani işte değil mi? O da çok önemli. Nasıl politik olacağız? Yeni kuşağın politik duyarlılığı çok farklılaştı. Yani bizim kuşaklardan çok farklı hissediyorlar. Yani farklı bir hayat zaten. Ben de tabii gençlere bakıyorum aslında, genç edebiyatçılarımıza, yazarlara, şairlere ne yapıyorlar, ne yazıyorlar. Ben de öyle bir şey bekliyorum. Yani ateşe versinler ortalığı. Mesela yazıyla bunu yapabilseler keşke. Çok mutlu olacağım. Ama senin dediğin gibi belki şiirde yani genç öykücüler, şairler yani onların da pankartları var. Ama belki o kadar yaygın okunmuyorlar. Kendi dar çevrelerinde kalıyor belki yaptıkları şeyler. Büyük kalabalıklara ulaşmıyor ya da. Evet, siz bir şey diyeceksiniz. Edebiyatın politikleşmesinden neyi kastediyoruz? Ben kendi adıma örgüt üyesiyim. Kendimi devrimci sosyalist olarak tanımlıyorum. Evet. Ama edebiyatın politikleşmesi gibi bir amacın doğru olmadığını. Yani hiç olmayınca çok güzel oluyor aslında. Güzel bir yani, amaç oluyor. Bu na mevcut olduğu için. Yani toplumu eleştiren bir edebiyat açıkça politik olmak zorunda değil. O anlamda söylüyorum. Valla ben kabul ediyorum açıkça politik. O kadar apolitik ki yani şu an açıkça politik her şey bana çok cazip geliyor. Yani bu ya zamanın ruhunu... Belki apolitik. Evet yani zamanın ruhu o kadar apolitik ki. Oluyor, maalesef oluyor. İlginç bir şekilde oluyor. Yani günlük gibi oluyor. Yani o, ilginç anlarını kaydediyor falan. Böyle bir duygu dökümü gibi oluyor. Yani günden bu bombardımanla tutuluyor olabilir miyiz? O günden ben abartılı laflarla konuşmak istiyorum. Yani böyle mesela biz bir konuşma yapmıştık en son burada.
sizinle vermem. Yani bu Agamben gibi şeylerin yani işte çağdaş nedir? Yani biraz edebiyatçının ya da sanatçının ya da filmcinin yani bir şey, bir çağa karşı büyük konuşmalar bunlar. Yani biliyorum ama bir şeyi var yani bir pozisyonun olması, onu hissetmek lazım ve bu karanlıkla valla yani, bir bu çağın karanlığını görecek. İki bir de hafif bir şey gösterecek. Hafif bir çıkış ihtimali gösterecek yani ve yani şeyi hiçbir şeyin aslında o kadar kişisel olmadığını da hissettirebilmesi lazım. Yani bunu ta yani 1950'de Adorno söylemiş bile. Yani gayri şahsidir edebiyat. Öyle olması lazım. Ya da Benjamin falan gibi adamlar. Bunlar çok eskilerde kaldı gibi ama hala geçerliliği var. Yani ben yani bu güce, bu bakışa, bu dile ya biraz daha cüretkar ve şey olması gerekiyor. Yani dünyayla karşılaştığını farkında olması gerekiyor. Bir şey yazıyorsunuz dünyaya. Mesela hani bunun siyasi sorumluluğu diyeyim. Neyse artık pozisyon. Dünyayla karşılaşmayan bir edebiyat zaten kötü edebiyat. O politik olsa ne olur olmasa ne olur. İşte politik olamıyor. Edebiyat dünya karşısında bir tavır takınmaktır. Takılmayan edebiyat kötü edebiyattır. Yani evet. Bence. Sizce öyle mi yazma? Evet. Bence birazcık daha yani şartlık politik toplam olmasındansa yani. Duyamıyorum ben sizi. Belli bir söz söylemektir. Söyleyecek bir şey olduğu zaman ya aslında bir şey söylemeyi daha iddiasında bulmak da her zaman bir yani bildiğin bir şey olduğunu bir alçak gönüllü bir sanat olmaz mesela. Çünkü bildiğin bir şey olduğunu söylemek de ama sen burada bir iddiada bulmuşsun. Ama politikliğe baktığımızda şu an çok büyük bir çatışma yok insanların hissettiği. Bence o yüzden de birazcık politikle benzeri olmuyor. Çünkü eğer biz üzerimizde böyle mesela kapitalizmin elini çok büyük biçimde hissetseydik şu an, yani çok yoksullukla şey yapsaydık, yıkılsaydık, yiyecek ekmek bulamasaydık, o zaman edebiyat daha politik olurdu. Ama şu anda biz bunu bilinçli olarak hissetmiyor ki insanlar bunu bu kadar önemli bir konu olarak görüyoruz. Başka konulara yoğunlaşıyor. Hani edebiyat her zaman bir şey söylüyor. Ve bir şey iddiasında bulunuyor. Yani bir politik iddia takımlarsa o yapıyor ama bunu sadece şu an insanın daha çok farkına yani ciddi bir çatışma olmadığı için, farkına varılacak bir çatışma olmadığı için. Çatışma yoksa bile yaratabilir edebiyat. Yani sorun yoksa bile sorun yaratabilir. Yani dünyayı izlemek zorunda, onu söylemeye çalışıyorum. Anlıyorum ne dediğinizi ama. Birazcık daha etrafına bakıyorsunuz, doğaya bakıyoruz, hayata bakıyoruz ve burada bir sorun gördüğümüzde bunu aslında edebiyata yansıtıyoruz. Yani aslında biz bu sorunu görmediğimiz sürece bunu edebiyata yansıtmamız çok ya, evet doğru söylüyorsunuz ama şöyle söyleyeyim yani yani şeyle ilgili bir küçük bir şey hissetmişim, onunla ilgili bir şey yazmıştım. Mesela ben Man West City'yi okuduktan sonra ertesi gün süpermarkete gittiğimde hiçbir şey alamadım gerçekten. Yani onun arkasındaki o şeyi hissettim, fabrikadaki o şiddet falan. Yani fabrikanın bizim şurada olmaması onun olmadığı anlamına gelmiyor. Terry Gilton da öyle bir şey diyor. Yani çok güzel oldu şimdi bütün şeyi, fabrikaları falan uzak noktalar, uzak ülkelere taşıdılar. Biz sanıyoruz ki biz post endüstriyel dönemdeyiz. Hayır değiliz. Bayağı ağır endüstriyel şeyler var ama onlar gitti, uzakta bir yerdeler. Yani şimdi benim politik olmakla kastım biraz bu şeyleri bozmak. Yani bu söylemleri, bu görünmezliği, görünmez olan bir şeyde görünür yapmak ya da görünür olan şeyin altındaki bir şeyi bulmak. Yani bir tuhaf bir şey, gerçeklik oyununda böyle bir şey yapmak yani. Dili de kullanarak böyle bir şey daha göstermek yani. Bu bir söylem mücadelesi diyeyim en basit ifadesiyle bana kalırsa. Hani bu söylem mücadelesini de çeşitli yerlerden sürdürebilirsiniz. Ağaç üzerine bir hikayeden de olabilir. Yeni bir işte STK'ları anlatan,
işte yeni bir şey anlatan bir şeyden, bir yolculuk hikayesinden de anlatabilirsiniz ama orada aslında benim yani hissettiğim ve bildiğim şey aslında hiçbir şeyin o kadar kişisel olmadığı. Ve ideolojik şeylerinde bin yıldır bunu biliyoruz aslında da ısrarla hatırlatmak gerekiyor. Aslında görünmez bir ideolojinin içinde yaşadığımız. Yani bunu buna bir yabancı perspektif koyacak, bunu böyle şey yapacak. Görüyorsunuz nasıl şeyim değişti. Ne güzel. Akademide anlatır gibi anlatıyorum. Tamam, buyurun Latife Hanım. Hayır, ben zaten zamansızla evet, ilgili lütfen. Çok fazla konuşmak istemediğim için benim, lütfen. Benim hoşuma gidiyor. Ahmet konuşsun ben dinleyeyim. Lütfen, buyurun. Ahmet konuşurken ben de şunu düşündüm. Yani edebiyat, evet, yani aynı zamanda edebiyatçının politik bir kimliği de olmalı. Zaten öyle. Yani bir duruşu, bir dünya görüşü. Bize oradan konuşuyor ama ben kendimi düşündüğüm zaman hep söylediğim bir şey var biliyorsun. Yani iyi edebiyat eseri veya iyi bir resim ya da iyi bir heykel doğaya aittir diyorum. Ve susar, sessizdir aslında. Yani edebiyat hani politik olmalı derken yani Ahmet'le aynı şeyi mi kastediyoruz acaba diye dinliyorum. Ben bir şeyi yazmaya koyulduğumda hep böyle hissettiğim bir şey var ki o da böyle insan kalabalığının elinden o gürültüyü alıp bir ahenge kavuşturup onu sessizleştirmek. Aslında insanların elinden kurtarmak bir hikayeyi. Bir diyelim ki yani zamansızı yazarken onu yabanı doğaya ait kılmak. İmgesini düşün zamansızın. Seninden yazdığın şey, baş döndürücü dediğin şey. Metni kapadığımda işte zamansızı bir baş dönmesi hissettiğim dediğin şey. Evet. Belki de işte bir uçurum sessizliği gibi. Ben insanların gerçekten çok fazla gürültü yaydıklarını ve bizim aslında doğamızın da bunu kaldıramadığını da hissediyorum. Yani o gürültüyü alıp, yani gürültünün içinden bir şeyi çekip onu sessizleştirmek ve doğaya eklenebilecek bir imgeye kavuşturmak, bir ahenge kavuşturup aslında insanlardan uzaklaştırıp bir ağacın yanına, bir işte ırmağın yanına imgesini yerleştirmek ya da işte yıldızlar katında bir yere çakmak imgesini. Gençken öyle diyordum yani gökyüzünde bir yere çakmak diyordum. Yani bir edebiyat eserinin politikliği ne olursa olsun bence dilden de yola çıkarak diyorum ki yani politik olan şey insana karşı. Yani çünkü insanlar olarak yani bu dünya yüzünde yaşarken yaptığımız ve yarattığımız hayat. Kendimize de zarar veren bir hayat aslında ve bütün diğer varlıklara ve canlılara. Yani insan gerçekten neyin üstünde yaşadığını falan farkında mı yani? Ne kadar bilebiliyor? Ne kadar kendini tanıyan bir canlı? Yani benim içimde böyle bir şey var. Benim politikliğim insana karşı yani insanın yapıp ettiği birçok şeye karşı aslında. Politik dediğimiz şey ne? Sistem dediğimiz şey de insan yaratıyor. Onu neyle yaratıyor? İşte dille yaratıyor, işaretlerle yaratıyor. Yani insan yaratıyor. Yani gelip bize başka canlılar kurmadı bu şehirleri, onlar tahrip etmedi. Biz yaptık yani. Bu olup biten şeyi çok farklı deneyimleyen hayatı, dünyayı insanlar farklı biçimlerde anlatıyorlar. Bense öyle benim politikliğim yani kendi insan olma halime bir itirazdan doğan bir şey olduğu için belki de yani hep o içimdeki o insan olmayan neyse insanlaşmamış yani o canlıyı hep konuşmaya çalıştığım için benim politikliğim işte insan elinden kurtarıp doğaya vahşi ve yabanı doğaya imgesini yerleştirmek. Oraya ait kılmak. Bu tabii yani ilk baştan beri çok o kadar kolay bir yol değildi yani. Çünkü
insana karşı olmak ne demek zaten yani? Ne diyorsun sen derler? Yani insan, çünkü o kadar yüceltilmiş işte okullarıyla, kurumlarıyla, her şeyle. Şey de güzel yani, bir hatırlatma. Cumhuriyetiyle, ara sıra, sosyalizmiyle yani her bir şeyiyle. Kültüre yani, karşı olmak gibi de yani. Tabii ki yani. Neyse, uygarlık karşıtı şeyi, bir şey, evet. bir duyarlılığım var zaten yani. Belki de bu çok kendiliğinden olmuş yani, bir işte çok ıssız bir köyde büyümüş olmanın getirdiği bir şey de olabilir. Kentle sonradan karşılaşmanın getirdiği bir duyarlılık da olabilir. Yani her yazarın politikliği birbirine benzemiyor. Yani öyle baktığımız zaman benim kavrayışım ve benim hissiyatım öyle. Bir başkası da edebiyatı yüceltiyor. Yani diyelim ki o da çok şey inceltilmiş bir dille, bambaşka imgelerle, yani o da insanlar için kitaplar yazıyor. Onlar da çok güzel kitaplar olabiliyor. Bazıları da işte sloganlar ve başka bir dil kullanarak yazıyor. Siz geçen gün bir konuşma yaptınız değil mi? İki gün önce. Sevgi Soysal Kütüphanesi'nde. Evet. Biraz Sevgi Soysal'dan da bahsettiniz herhalde. Mesela onun politikliği de çok bence müthiş bir şey. Evet. Sevgi Soysal'ın. Yani çok daha şey aslında. Yani bir vahşi dil yok, bir şey yok. Başka bir şey var orada. Ama o işte da bir politik. O zaman bir şey. Tabii öyle bir şey ki yani, o zaman sol yükseliyor. Yani evet, 12 yani. Mart dönemi. Yani bir umut var hala sol kendi gelecek hayali ve onunla yüzleşmemiş, bir yenilgiyi içselleştirmemiş. Ki orada bile bir kederli bir şey hissediyorum ben. Evet, biraz var. Yani çok kendinden söz ettiği metinlerin kendinden söz ettiği bölümlerinde gerçekten müthiş parlıyor yazısı Sevgi Soysal'ın da. Yani memleket meselesini dert etmek diye bir görevi vardı yani, biliyorsun yazarların bu ülkede. Yani hep onlardan öyle bir şey bekleniyordu, işte aydınlar. Böyle bir öncülük etmesi bekleniyor, halka öncülük etmeleri. Neyse ki ben çok erken bir biçimde ben aydın değilim diyerek bu işten, bu tür öncülük etme işinden kendimi bir kenara çektim. Yani o aydınlanma fikrine karşı düşüncelerim olduğu için. Ama başka bir öncülük çıktı maalesef sizin için. Çıkmadı diye düşünüyorum. Ben kendi kendime, yani kendi hissiyatıma uygun işte el yordamıyla giden, kendi arzuladığım biçimde yazmaya çalışıyorum. Evet. Yani bir şeye öncülük etmek için yapmıyorum. Hı. Tamamen yani içimden öyle doğduğu ve kendi yazı maceram, yani kendi birikimim beni adım adım böyle bir yere getirdiği için, yani bu politik olayım diye de yaptığım bir şey değil. Biliyorsun sürüklenmede de yarı hayvan, yarı böyle bitkiye yakın canlılar vardı. Yani onlardan söz ediyordum. Yani adım adım geldiğim bir şey. Yani belki bilmiyorum bundan sonra nereye doğru değişecek, dönüşecek yazım ama yani bunlar çok şey iddialar olur. Bir şeye öncülük etmek için bunu yapıyorum. Ya da planlamıyorum aslında. Yok, kendinden tam olarak olan bir öyle şey. Evet. Yani. Tam olarak şöyle bir şey, belki yazarken tam olarak orada olmak istiyorum yani o işte içimdeki yabaniyle onu evirip çevirmeye çalışan kendimle, yani işte 40 yıldır yazı yazan biriyim, yazı yazan bir insan olmanın getirdiği bir şeyle, sezgilerle, birikimle, duyguyla, bütün bunlarla ortaya çıkan metinler bunlar. Mümkün olduğunca şey, yani mümkün olduğunca gerçekten de o olacak şeyin kendisine teslim olmaya çalışıyorum. Tabii hiç düşünce yok diyemeyiz. Tabii ki bu imkansız, hani kendinden sayıklayarak oluşmuyor ama olabildiğince kendimi serbest bırakmaya çalışıyorum. O metnin kendisi haline gelmeye çalışıyorum, yazacağım şey gibi. Belki siz soru sorabilirsiniz. Evet, varsa. Biz böyle bir yere doğru belki yoğunlaştık ve bir tekrar da düşmeyelim. Tabii, buyurun. Ben içinizdeki hayvanı merak ettim, onun ne olduğunu. Sizin içinizde de var mı bir hayvan? İçin.
Var mı? Eşek? Hayır. Ben tam öyle bir, yani hayvan derken işte eşek mi, kurt mu, kuzu mu, öyle bir şey düşünmedim. Daha çok yani bütün o insanlaşma sürecinde, yani bir kültür canlısı haline gelmeye başladığımız zamandan önceki vahşi insandan söz ediyorum. O yabanıl, yeri kayıp olan, dünyanın içinde işte kendini böyle diğer canlılardan ayırmamış, diğer canlıların üstünde tanımlamamış kendini. Belki dili tam bugünkü gibi oluşturmamış. Böyle bir kültür canlısı değil de daha ilk insanlar, yani dünya yüzündeki kendi bir hayvan olarak bulmuş, yeri de kayıp, yani ayakta durmaya çalışan canlı. O hepimizin içinde var diye düşünüyorum. Ben de daha çok daha keçisi olarak düşünmüştüm. Olabilir. Birçok hayvan vardır belki içimizde. Ben bu bahsettiğiniz hayvan itle örtüşüyor mu? Onu merak ediyorum. Çünkü sürekli aklıma idi çağrıştırıyor ama bu çağrışımında doğru muyum yanlış mıyım çok sezemedim. O yüzden bizzat sahibine sordum. Ya şöyle, çok farklı disiplinlerin disiplinlerin içinden bakmamaya çalışıyorum ben şeye, kendi. Bunun çok el yordamıyla giden bir şey olmasını istiyorum. Ben bilgiyle edebiyat yapan biri değilim ve bilgiyle edebiyat yapanların da kötü şeyler yazdıklarını düşündüğüm için. Özellikle bir bilginin içinden bakıyorsa, farklı bir disiplinden. Ama tabii ki bir edebiyatçı aynı zamanda bütün şeylere, alanlara girip çıkıyor. Ben de çok okuyorum, düşünüyorum. Oradaki tartışmaları izlemeye çalışıyorum, farklı disiplinler arasındaki şeyleri, tartışmaları. Ama böyle konuşmayı hiç istemiyorum ve kendi sözcüklerimle konuşmak istiyorum. Türlü söyleşilerde hep beni başka bir disiplinin içine, işte kavramlarla konuşturmaya çalışırlar. Hatta hep kavga çıkar, tartışma çıkar. Ben gerçekten de dille bile bir şey anlatmak istemiyorum. Yani keşke imgeler yoluyla konuşabilsek diyorum. Anlaşabilmemiz yani ancak sanki böyle kullanışlı metaforlar aracılığıyla anlaşıyoruz. Bence anlaşabilmemiz çok kolay değil. Yani ben süreç içinde şöyle bir şey, mesela hayvan derken işte içimdeki hayvan, evet hemen anket soruları geliyor aklımıza. Yani bize bunu yaptılar çünkü yani. bu şeyin içine girdik. Hani şey var ya, içindeki hayvanı bul, eşek misin, kuzu musun, keçi misin? Bu böyle bakıyoruz aslında meseleye. Bunu öyle öğrendik. Bilginin içinden bakmak da aşağı yukarı böyle bir şey. O yüzden her zaman çok indirgeyici olacak diye düşünüyorum. Böyle çok fazla konuşmak istemiyorum. Anlaşabilmek için bunu yapıyoruz. Yani farklı disiplinlerdeki kavramlar aracılığıyla konuşuyoruz ama gerçekten de bir süre sonra tamamen dilin içine hapsoluyoruz böyle konuştuğumuz zaman. Oysa benim işim böyle o hapislik halinden çıkmak. Bir duygu dili, ya da duygu dili bile diyemiyorum yani. Daha başka bir dil kurarak konuşabilmek istiyorum. Yani yaza yaza işte yazdıklarımdan öğrendiğim, yazdıklarımla hani böyle dilimde kalan duyguyla, imgeyle öyle konuşabilmeyi istiyorum. Yani çığlık attığımız zaman bir hayvanız mesela. Zaman yok. Tamamen zaman dışına fırlıyoruz değil mi? Neyiz çığlık attığımız zaman? Hıçkırdığımız zaman. Korktuğumuz zaman. Şimdi o bir eşek mi, kuş mu diye düşünmüyoruz. Bir anda en yabanıl halimizde dünyanın ortasında kala kalıyoruz. Pandemide de aşağı yukarı bu durumda kaldık. Değil mi? Ne kadar ürkütücü bir süreçti yani. Bu durumda kaldık aslında. Her an ölebiliriz. Bunu, hayat bir daha eskisi gibi olmayacak. Bunu hissettiğimiz anda büyük bir panik halinde kaldık. Yani savunmasız bir halde. Bütün o bildiğimiz her şeyin geçersiz olacağını düşün. Evet, dünyada yerimiz kaybolacak. Bir anda bir virüs bizi yani sen, ben, o olmaktan çıkarıp hepimizi o çaresizlikle eşitledi biliyorsun. Yani kapatıldık evlerin içine.
içimizdeki o yabanıl şeyle, kimliksiz, kimliksiz aslında, kimliksiz ve yabanıl canlıyla karşı karşıya kaldık. Ölümle. Ben şunu da sorayım. Biraz daha hani klasik edebiyat sorularından birini konuştuğumuz konuyla harmanlamak istiyorum. Zamansızın ölümle çok bağdaşık olduğunu söylediniz. Ve içindeki, ben işte affınıza sanarak yine terimsel kelimeler kullanacağım. İçindeki yansıma sözlüklerden de ve ölümle bağdaşıklığından da onun bir can çekiş olduğu aslında çok net anlaşılıyor. Ve sürekli bir durağanlıktan, zamansızlıktan aslında dem vuran bir kitap olmasına rağmen de biraz aslında atomik bir durağanlık var. Hızın kendisi var. Yani epey hız süratli de bir kitap. Epey durağan bir kitap da aynı zamanda. Bu tam hayatın son demi gibi. O can çekiş. Ona ben çok benzettim. O edebiyat sorusu dediğim yere geçersem de son 5 senede 3 kitaptan bahsetti Ahmet Bey. Zamansız'da son kitap. Henüz yeni bir kitap. Ve dil ile olan kavganızın çok tutuştuğundan bahsediyorsunuz. Fakat kitap bir dil malzemesi nihayetinde. Edebiyat sorusu kısmı şu. Latife Tekin okurlarının gelecek yıllarda bir şeyler bekliyor. Ama bu çok magazinsel bir soru. Ben şunu merak ediyorum. Dil ile bu kadar mücadele halindeyken zamansız son bizim anladığımız dildeki nasıl desem eser mi? Yani son eski tipte eser mi diyeyim daha sizin tabirinizle. Ha bundan sonra nereye gideceksiniz? Bundan sonra evet, performans sanatı vesaire. Çok iyi bilmiyorum aslında. Çünkü ben de biliyorum yani zamansızda çok başka bir yere zihnim ve elim sıçradı. Başka bir süreçti. Manves'le sürüklenmeden farklı olarak bir başka yere daha gitti yani şey. Ondan önce iki tane roman üstünde çalışıyordum. Böyle iki ayrı metin. O da böyle dilini kurmaya başlamıştım. Bir de bir çocuk kitabı yazmayı planlıyordum. Onun böyle notlarını almaya başlamıştım. Bir çocuk kitabı yazmıştım öncesinde. Onun bir kardeşi olsun, çocuk kitabı yalnız kalmasın filan gibi böyle bir duyguyla. Şimdi düşünüyorum, sanki zamansızdan sonra böyle bir dinlenme, zamansız unutma süreci olarak çocuk kitabına dönerim diye böyle bir duygum vardı. Sonra düşündüm ki dönemeyeceğim yani zamansızdan sonra bir çocuk kitabına nasıl döneceğim. Belki zaman alacak. Sonra diğer metinlere tekrar dönüp baktım. O kurduğum diller oldukları gibi kalamayacaklar. Onlar üstünde çalışmam gerekecek. Değişecek bir başka yere doğru belki gidecek metinler. Bilmiyorum. Tekrar dön. Bu da çok tehlikeli bir kitap aslında. Çok tehlikeli mi bilmiyorum. Evet. Yani bir yazar için riskli. Tehlikeli derken riskli aslında. Yani o riski göze almıştım ben. Yani kırılgan bir metin. Göz almıştım değil, yani kaçınılmaz bir biçimde yazdım ben zamansız. Yani Seviler Sürüm'e benzeyen tarafı oydu zaten. Yazmamazlık edemediğim bir şey, bir metin. Düşünmedim bile yani. Sadece duygusunu değişmeden bitirmeliyim diye düşündüm. Çok da şeydi yani gerçekten yorucu ve acılı bir süreçti yani o. O kadar mutlu bir yazma süreci de değildi. Şimdi tabii onların yani zamansızın diğer yani şimdi yazacağım şeyleri nasıl sirayet edeceğini, nasıl etkileneceğini bilmiyorum. Bir zaman içinde göreceğim ben de. Dediğim gibi gerçekten yazdığım şeye dönüşerek yazıyorum ve o şeyden sıyrılıp tekrar dönebilecek miyim? Bilmiyorum ama bir yandan da şöyle bir his de var içimde. Çünkü daha önce yazdığım metinlere baktığım zaman bir yoğunlaşmayla, belki de yazacağım şeyin gerektirdiği hale bürünerek, zamansız unutarak. Olabiliyor insan böyle bir canlı yani. Zamansızın
getirdiği tabii ki o yüksek şey vahşi duyguyu da belki yedeğine alarak, ama yani tamamen onun etkisiyle değil, biraz da sıyrılarak başka metinlere geçebilirim. Öyle bir deneyimim var yani artık yaza yaza. Bunun nasıl olabildiğini, nasıl dönüşebildiğimi biraz bilebiliyorum. Yani herhalde daha da tuhaflaşacak mı bu işler diye soruyorsunuz değil mi? Yani daha böyle daha da tuhaf bir performansa döner mi? Hikaye ortadan kalkacak mı? Her şey evet, dağılacak ama... mı? Yani öyle de olabilir. Garip bir sayıklama metninde çıkabilir. O kadar kopmak ve bunu genç şairler bu konuda çok heyecanlılar hissediyorum. Öyle evet, bir şey olsa diye bekliyorlar yani. Yani yazmaya devam edeceksem insanlarla aramda bir bağ olsun isterim. Yani tabii ki itirazım bizim birlikte oluşturduğumuz hayata karşı, kurduğumuz bu dünyaya karşı bir duygum var ama yani o kadar uçacağımı zannetmiyorum. Yani kendimi durdurabilirim, bir noktada denetleyebilirim. Çünkü bir temasım kalsın isterim. Eğer temasımı tamamen koparmak istersem yayımlamam zaten. Yani yazmayı bırakırım. Eğer yazacaksam yine de yazdığım metinlerle bağ kuracak insanların olmasını isterim. Bir de şöyle bir şey de biliyorum artık. Şimdi zamansızla hiç ilişki kuramayan insanlar da oldu. Yani onu okurla kitap karşılaştığında görebiliyorum yani yazılar, işte o insanın ifade ettikleri duygular, düşünceler. Bunu hep söylüyorum. Ne kadar zamansız okuru varsa o kadar zamansız var. Çok farklı biçimlerde de okunabiliyor. Yani dün işte söyleşi sırasında bir zamansız okuruyla konuştum. Ağlıyordu. Yani hala zamansızdan çok etkileniyor. Ağlıyor. Bir başka okurda hiçbir şey anlamadım diyor. Bu ne ya? Bu saçma bir şey diyor. Çok farklı yani şey. Ne kadar insanın eline geçerse okur. Çok başka biçimlerde de okunabiliyor. Yani Ahmet'in zamansız okumasıyla bir başka insanın zamansız okuması çok farklı. Bunun bilgisi de var artık. Yani çok uzun yıllardır yazıyorum ve bunu fark ettim. Başta mesela böyle bir bilgim yoktu. İlk yıllarda sanki ben bir biçimde yazıyorum ve insanlar hep öyle okuyorlar zannediyordum. Onun için böyle benim tepkilerim de okurdan gelen tepkiye karşı duygularım böyle karışıyordu. Şimdi gayet sakin bir biçimde. Yani evet bu böyle diyebiliyorum. Bu tabii yazarı da özgürleştiren bir şey. Yani şunu söylemek istiyorum. Herkes sizin okuduğunuz gibi okumuyor. Allah'tan öyle okumayan okur. Aslında yani şey falan daha da vahşi kitaplardı değil mi? Buzdan Kılıçlar falan. Tabii. O anlamda yani. Yani o dönemde. Sentaksi döneminde, bozmak, hikayeyi dağıtmak anlamında falan. Ben o zaman Buzdan Kılıçları yazdığımda ben dilin sentaksi dağıldı diye düşünüyordum. Yani dağılmıştı da zaten. Yani köyden insanların kente getirdikleri duru değil, tamamen dağıldı. Şimdi de bir dağılma sürecinden geçiyor değil. Yani çok fazla yabancı sözcük giriyor, görüyorum. Yani yeni kuşak, hatta diyorum ki yani yeni kuşaklar nasıl bir dille yazacaklar? Yani bizim elimizde hani savaşacağımız böyle bütünlüklü bir dil vardı. Şimdi o kadar değişti ki dil. Yani bu yeni kullanılan işte sosyal medyada falan rastladığım, gördüğüm veya gençlerin kullandıkları dille yani nasıl öyküler ve romanlar yazılacak daha sonra ben onu merak ediyorum. Yani bir dönem gelmişti, Buzdan Kılıçları yazdığım dönemde dilin şey yapısı dağılmıştı. Kent içine giriyor insanlar, işte buradaki dille çarpışıyorlar, oradan sözcükler alıyorlar, böyle bir sürü çalıntı sözcüklerle yepyeni tuhaf bir dil konuşuyorlar. O dönemde de gerçekten yani vahşi bir şey olmaktaydı. Aslında Gece Dersleri de çok yani bu anlamda çok evet, deneysel ve vahşi bir kitap yani. Evet, ben vahşi yani gececil falan filan dediğimiz şey Gece Dersleri'nde var. Yani. İş oraya gelip dayandı Ahmet. Ben baştan sonra vahşi evet, bir yazarım. Yani, belki şey döneminde biraz daha az vahşi oldu diyeyim. Unutma Bahçesi. Orman Ölümü. Gibi. Yani orada daha sanki hikayeye de yakın. Yani dili dağıtmayan, daha belki kontrollü diyeceğim.
Ama işte bu zamanda o eski şeye geri dönüyor gibi, daha buzdan kılıçlar gece dersleri gibi. Hatta o şeyin tonu da, Berge Christ'in çöp masallarının nefes nefese tonu da. Yani biraz edebiyat, evet, zamansızla beraber sizin şeyiniz tekrar bir edebi dil performansına tekrar geri döndü. Yani daha kuvvetli bir şekilde, öyle değil. Evet, bundan sonra ne olur? Yani ben de şimdi merak nasıl, ediyorum. Evet. Nasıl yol alacağımı. Yol alacağım. Evet, zaman süzüsüne yazmış yazarlar var burada, edebiyatçılar. Onlar da söz alsalar ve katkı yapsalar çok mutlu olacağım. Ben de sizin zamansızlığınızın, aynı Ahmet'in de söylediği aslında, dili biraz daha insandan sıyıran, aslında böyle yeryüzüne çakan bir şekilde biraz yaz konusuna girebilmiştim aslında. Hala merak ediyorum. Hala beni de çok dönüştüren, beni de böyle yerden yere çarpan, özellikle yas tutma tecrübesini çok farklı yaşatan ve aslında böyle patlatan bir metin zamansız. Dolayısıyla o hep dili konuştuk ya şimdi, dili konuştuğunuz dil meselesi aslında gerçekten bence. Ben de böyle çok, ben de akademisyenim, o yüzden çok akademik dille konuşmak istiyorum ama kozmik geliyor bana. Yani çok tamamen kozmosa ait, kozmosun bilgisine ait bir sezgisel, animist böyle bir yaslanma, dertlenme, kederlenme, bir arada olma hali geliyor. O yüzden o dil meselesini ben de çok önemsedim. Sizin dili patlatma, kullanma meselesini ve bütün hani söylenen arkadaşlara da katılıyorum. Dili patlatmak güzel bir ifade. Çok, yani tamamen böyle sıçrıyor. Kol şeye, evrene sıçrıyor gibi hissettim. Sıçrıyor mu? Evren evrene sıçrıyor ve artık hani parçaları toplamak herkese, yani bütün o kozmosdaki bütün varlıklara kalıyor gibi hissettim. Ya bir de çok Türkçe'ye benzemiyor o. Yani senin yazındaki gibi yabancı bir dil. Başka bir, gerçekten öyle. Yani şey değil, sadece öyle hazır bir metafor değil yani. Evet. Böyle yani hissedebildiğim bir şey yani. Yani Türkçe öyle bir şey değil. Yani ne deniyordu, böyle deneyler vardı işte. Birine dil öğretmezseniz işte orada çok antik bir dil varmış, onu konuşacakmış. Hani gibi yani içimizde bir şey var ama biz bir dil öğrendiğimiz için aslında onu unutuyoruz. Gibi deneyler yapanlar var. Çocukları bu yüzden, çocuklara işkence edenler var. 5 yıl kapatıyor falan gibi. Ne, nasıl sesler çıkaracak? Sanki öyle bir o yabani falan dediğim şey de biraz öyle bir şey. Yani bir şey de aklıma geldi. Yani daha önce de hani edebiyatın politikliği veya şey konuşurken aslında ben hep böyle tanık olma meselesi. Ama tam da sizin söylediğiniz yerden sessizce, yani çok usul usul tanık olma meselesi. Sanırım hani gücü orada. Yani İşte bir akademisyen berraklı. Teşekkür ederiz bu ifadeler için. Gerçekten. Fatih Altu burada. Ve ben de hem de teşekkür edeyim. Zamansız çok yeni çıkmıştı ya. Biz bu kitabı anlayamıyoruz diyenler için çok iyi olmuştu. Ezgi Hamza Çebi ile yaptığınız kitap üstüne o konuşma, derinlemesine kitaba bakışınız beni de çok etkiledi. Belki siz de bir şey söylemek istersiniz. Yani biz galiba 15 gün sonra konuşmuştuk. Evet evet, çok evet, yeni çıkmıştı kitap. Yani mesela bir işte edebiyat eleştirmeni, akademisyen edebiyat araştırmacısı olarak aslında zor bir şey. Yani genelde yani edebiyat araştırmacı biraz daha geçmişin edebiyatına bakarken böyle bir işte anında bir tepki gibi. Hani o bakımdan bizim için de kıymetli bir şeydi o sohbet. Şimdi konuşurken şeyi düşündüm. Mesela sizin metinleriniz aklımda yazarken, hani 5-6 yazım vardır değişik zamanlarda. Yazdıklarınızı bir şekilde çeşitli kavramlarla anlamaya ve açıklamaya çalışıyorum. Yani tabii öncelikle anlamaya çalışıyorum. Yani sizin o kavram karşıtı ya da kavramı aşan yanınızı yani farkında olarak ama ister istemez elimde de kavramlar olduğu için onunla ilişki kuruyorum. Ve oradaki
yani yazarken hissettiğim şey indirgemeyle işte anlama çabası arasında gidip geliyor metin. Dolayısıyla şey düşünüyorum, mesela işte Sevgili Arsenal ve Belce Kristin üzerine daha önce ilk yazdığım onlardı. Her defasında o yeniden bakma arzusu da uyandırıyor. Çünkü başka bir kavramsallaştırma, başka bir şeye de açık oluyor. Hani dediniz ya, zamansızlığı farklı farklı okuyanlar var. Aslında aynı kişi de hani o sizin kavramı aşan dilinizle ilişki kurduğunda aynı kişi farklı dönemlerde de farklı farklı okumalar geliştirebiliyor. Yani dinlerken en fazla onu düşündüm. Onun kendi içinde de okumanın çoğullaşması kısmı. Ben de çok faydalanmıştım o konuşmadan. Çok sıcağı sıcağına çok güzel bir konuşmaydı yani. Buyurun. Neden olmasın? Dille bu kadar çok kavga, yani kavga gürültü kapıyor tabiri caizse. Yani mesela şiir var. Şiir tamamen kelimeleri daha kolay bir şekilde anlamdan ayırabildiğiniz bir ortam. Ya da yani direkt sanatı yaşamaya bu kadar önem verdiğiniz bir noktada bizim sanat eseri ortaya koyduğumuz bir kitabı yazmamız da aslında bunu bir dile indirgemek oluyor aynı zamanda. Bu sanat deneyimi de aslında birazcık geçmiş oluyor yani. Sanatı yaşamak varken orada biz sanatı bir sanat eserine indirgiyoruz bir şekilde de yani. Sanatı yaşamaktan biraz ödün veriyoruz. Yani sanatı yaşamak varken niye sanat şey yapıyoruz ki veya bu dilin şiire daha, bu dilden birazcık daha kolay koşulabilecekken bir yerde edebiyat eseri neden bir roman yazmamızı soruyorum. Bana gençken sorduklarında çok ucuz olduğu için diyordum. Yani yoksulların yapabileceği bir şey bir kere yazmak. Kalem ve kağıt gerektiriyor diyordum ilk yıllarda sorduklarında. Bazı yani işte beste de yapmak isterdim ama ilk söyleşimde böyle bir şey söylemişim. Sonra da ne ukala filan deyip böyle kızmışlardı bana. Yani beste de yapmak isterim ama piyanom olsa beste yapardım ama kağıt ve kalem vardı diyorum. Yani soruyu yanlış anlamadıysam. Neden edebiyat dediniz değil mi bana? Yani şiir, neden şiir değil de roman mı diyorsunuz? Şiir de dille uğraşıyor. Yani şiir, benim şairler konusunda düşüncem, yani onlar da sözcükleri ses haline getirip uzayın boşluğuna fırlatmak istiyorlar. Yani onların da meselesi dille ilgili. Yani dile karşı bir şey bir yandan da şiir. Dil öncesine ait gibi geliyor bana yani şiir. O yüzden onlar da dille kavgalılar. Ve yani sert bir kavga yani onların yaptığı kavgada. O yüzden dedim ki ben böyle metinlerimi yani ilk yazdığım romanımı bir şaire emanet etmek isterim. Çünkü yani o dil açısından benim nasıl bir kavgaya giriştiğimi onlar iyi görebilirler. Daha bir yer başka bir yerden okuyabilirler diye. Roman belki de daha insana yakın bir şey neredeyse yani. Mehmet Fuat editörüm bana gençken korkuyordu şiire yüzümü döner miyim, şiir yazar mıyım diye. Bana demişti ki şiir yazma, şiir bu kadar fazlalığı kaldırmaz. Belki o yüzden roman yani bir yandan da çok fazla hikaye var. Çok fazla dönüştürmek istediğim şey var. Yani roman geçmişi de olduğu gibi değiştirmeni, çarpıtmanı sağlayabilen bir şey. Belki de öyle. Yani olup bütün çocukluk hikayelerini değiştirebiliyorsun romanla. Yani şiirle biraz bunu yapmak, yani o kadar fazlalığı kaldırmaz şiir. Biraz zor. Roman biraz şey gibi değil mi? Yani romanda belki de yeni bir ülke yaratabiliyorsunuz. Yani yazdığım yani. Şey, yani onlar roman diyor da yani ben aslında tanımlamak da istemiyorum. Yani işte özellikle kadınlar yazmaya başladıktan sonra
Ben roman denen formun da çok değiştiğini hissediyorum. O kadar farklı biçimlerde yazıyorlar ki çünkü. Kadınlar yazdıkça belki o bildiğimiz roman formu da çok fazla değişmeye başladı ve değişecek. Ya böyle türler de birbirine çok yakınlaşabiliyor, iç içe geçebiliyor. İster istemez. Ben hala şimdi Orman Dönüm Yokmuş'ta mı yazmıştım? Ben böyle başı sonu olan metinler yazmanın çok saçma bir şey olduğunu düşünüyorum mesela. Bir saatten sonra bunu düşünmeye başlamıştım. Çünkü hayatımız işte pandemi, bir ucundan başlıyor, sonra bitiyor, yarım kalıyor. Hikayeler sürekli yarım kalıyor, yaşadığımız şey. Yani bir şey başlıyor. İşte bugün düşündüm, İran'da ne oluyor? Bir anda böyle gündemimizden çıktı değil mi? Ne oldu? Nasıl heyecanlandık bir anda orada bir şey varken bugün birden aklıma geldi. Birden haberlere bakmak istedim, İran'da ne oluyor diye. Belki onlar artık sosyal medyayı o kadar etkili kullanamıyorlar. Orada kapattılar belki ama bir fikriniz var mı İran'da ne oluyor? Baktınız mı bugün? Ben mesela bakayım istedim, bir şey göremedim. Yani şey hemen böyle acele merak ettim. Şunu söylemek için söylüyorum. Yani özel olarak takip etmiyorsak bir şey çok hızlı gündemimize giriyor ve sonra çıkıyor. Yani yarım kalıyor. Yarım hikayeler, yarım duyumlar, yarım heyecanlar, yarım... Şimdi böyle hala mesela bizim ha, şey... Bu yeni bir şey değil herhalde. Hep böyleydi. Çeşitli versiyonları. Gittikçe hızlandı. Yok, belki zaman daha yavaş, zaman daha yavaş aktı bir zamanda. Belki böyle hikayelerin sonunda takip ediyorduk. Ama bir noktada benim böyle bir yaşımda daha çok hissettiğim bir şey bu. Yani neden böyle bir noktadan başlayan ve sonuna kadar yani bir hikaye takip etme ihtiyacı duyuyoruz okurken? Böyle bir ihtiyacımız var mı, yoksa bu formun kendisi artık bir okuma hali olarak yerleştiği için mi biz alıp bunu böyle okuyoruz? Bunlar hepsi biçim değiştirecek diye düşünüyorum ben. Yani süreç içinde bu yeni kuşak belki çok çoktan başladım. Değişti de aslında. Yani yeni kuşaklar böyle yazmayacaklar belki yavaş yavaş. Hani böyle hani eski roman dediğimiz bir şey var ya, sayfalar süren. Şimdi de, yani bu biçim değiştirecek zaten. O anlamda söylüyorum. Yani hepsi iç içe geçecek, biçim değiştirecek. Ama yani yanlış anlamadıysa, hani dille niye bu kadar kavga ediyoruz mu? Şairler genelde dille kavga eder ya, o yüzden birazcık da. Romancılar da eder. Ya da bazı romancılar da ediyor diyelim ki. Neydi o? Yazılı kullanmıştım. Proust'un lafıydı değil mi? Yani bütün iyi kitaplar bir tür yabancı dille yazılmıştır gibi bir çok da güzel laf var. Aslında o yabancı dil aslında bir dille de şey uğraşma halinin sonucunda ortaya çıkan bir şey. Yoksa klasik romanda yazılabilir yani ama sanki yani bir modern edebiyatta zaten biraz böyle bir şey. Dille şüpheyle bakıyor. Dille bir şey mesafesi var yani. Daha dışarıdan bakan, dilin kendisiyle de eleştiren mesafesi var. Yoksa o aygıta kapılıp gidince o aygıtın tarihçesine de kapılmış oluyoruz. Ama bu uzun bir konuşmanın başlangıcı oluyor. Yani böyle hani romanın ve şeyin, romanın ve edebiyatın böyle keyfini çıkarmak, tadını çıkarmak anlamında bir şey de aldığım için söylüyorum. Hani kavga etmeden şunları güzel güzel okusak, güzel güzel yazsak manasında da bir şeydi galiba, değil mi söylediğiniz şey? Ben de öyle. Ben de anlamaya çalışıyorum. Buyurun. Ben aslında bu ilk yazmaya başladığınızda hani kalemim ve kağıdım ucuz olmasından, kendinizi öyle ifade edebileceğinizden buradan şuraya bağlamak istiyorum. Yani bugün yoksulların bu kadar görünmez kaldığını, kendini ifade edemediğini düşünüyor musunuz? Ya da yani sosyal medya aracılığıyla yani özellikle belki TikTok'ta çok fazla yoksulların kendini anlatmaya çalışıyor. Belki bu dertle değil ama herhangi bir çektiği görüntüyü yüklediğini ve paylaştığını, bunların çok çok izlendiğini görüyoruz. Bunları takip ediyor musunuz, biliyor musunuz ya da ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Takip ediyorum. Hatta şu son tartışmalar sırasında böyle bir şey okudum.
Yoksullar yazışıyorlar aralarında, benle ilgili de yazışıyorlar, yani kitaplarla ilgili de yazışıyorlar. Yazmaya çalışan işçi arkadaşlarım da var. Yani onlarla ya da bazen bana ulaşmaya çalışıyorlar, metinler gönderiyorlar. Çok kolay olmadığını düşünüyorum yazı için, çünkü bir sükunet gerekiyor, zaman gerekiyor. Yani bir öykü yazmak için bile. Çalışma koşulları çok ağır. Vardiyalı çalışıyorlar hele, yani fabrika işçisi ise gerçekten çok yorgun geliyorlar. Yani öyle hayat gailesi. Zaten işte içeriye borçlanmış oluyorlar. Dert tasa çok yani. Orada yazabilmeleri çok zor görünüyor. Yani ben de çok çaba harcadım. Evet, şeyleri, TikTok'ları diyorsunuz değil mi? TikTok'lar, yoksullar. Evet, bütün neşeleriyle yaşadıkları şeyleri paylaşıyorlar. İzlemeye çalışıyorum. Ama tabii burada şu, yoksulların kendilerini ifade etmeleri değil mesele. Yoksullar artistik yazı yazabiliyor mu, roman yazabiliyor mu ya da diyelim ki başka bir düzeyde bir sanat eseri yaratabiliyor mu? Yoksa yoksullar şöyle ya da böyle kendilerini ifade ediyorlar, birbirleriyle konuşuyorlar. Görünmez olmaları ayrı bir şey. Görünmez olmaları, evet şimdi Türkiye'yi dolaşıyorum ben de, bir sürü şehre gidiyorum. Yoksullar nerede bakıyorum. Yani sanki böyle dışarıdan bir gözle baktığımız zaman sanki ülkede hiç yoksullar yokmuş gibi görünüyor. Gerçekten öyle. Yani orada çarşıda, pazarda çalışan veya işte lokantalarda ki o hizmet işçilerinin dışında, yani sanayi işçileri falan görünmüyor zaten. Onlar gerçekten kent merkezlerinde değiller artık. Erdil Ovası'na gitmiyorsak, yani bir sanayi bölgesine gitmiyorsak. Göremiyoruz yoksulları ve bana hep şey derler, ya sen yoksulluk yoksulluk diyorsun, memleket çok zengin her yerde, yani nerede bu yoksullar? Yoksullar görünmüyor diyorum ben de, yani yoksulları göremiyoruz artık. Yoksulların görünmezliği tamamen yani sistemin de yarattığı bir şey. Yani kentlerin dışına atıldılar, kentin içinde saklılar, yani saklandılar. Çıkamıyorlar ortaya da bir de, yani zaten paraları yok işte. Belki belli zamanlarda, hafta sonları işte kent merkezlerine akın ediyorlar ama yani gerçekten sanayi işçileriyle artık iç içe değiliz. Yani onların ne yaşadığını, nerede yaşadıklarını falan çok iyi bilmiyoruz. Yani benim tabii yazı yazabilmem, yani ben sonuçta yoksulluğunu kaybetmiş, yoksulluğunu korumaya çalışan biriydim. Yani bir kentleşme yaşadım. Bir işçi ailesinin çocuğu değildim. Yani politik hareketin içinden geliyordum. Ve politik hareketin de biraz bana kazandırdığı birikimle ama kişisel bir dil kurarak yazmaya başladım. O zaman işte 12 Eylül sonrası derdimi anlatmak istiyorum, bir şey yapmak istiyorum. Uzanabileceğim tek şey kalem ve kağıt. Bu hala yoksullar için böyle. Yani onlara söylüyorum, yani yazabilirler, evet, ya da işte telefonları varsa görüntüler çekebilirler ama bir film yapabilirler mi? Mesela görüntüler çekmek değil ya da bir yere işte iki tane tweet yazmak başka bir şey değil. Gerçekten bir roman yazmak, bir sanat eseri ortaya koymak, artistik bir şey, bir form. Dili kullanarak böyle bir şey yapabilmek çok ne yazık ki kısmet olmuyor yoksullara. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Hani böyle formunlaştırmak gerekiyor mu? İlla bir film ya da başı... Hayır, gerekmiyor. Ama şunu söylüyorum, yani dilin bir iletişim aracı olmasıyla dilin bir alet haline gelip, yani malzeme haline gelmesi aynı şeyler değil. Yani yoksullarla hani benim için yazı yazarken dilin kendisi bir malzeme haline geliyor. Yoksullar, yani dilin malzeme haline gelebileceğini hayal bile edemezler. Yani dili bir iletişim aracı olarak kullanıyorlar. Mırıldanıyorlar diyorum hatta yani. Onun için ikisi ayrı durumlar, yani ikisi farklı. Gelmesi gerekiyor mu? Yoksulların roman yazması gerekiyor mu? Yani şart değil. Ama yazmak istiyorsa bir yoksul, böyle bir kırılma, dille ilgili bir kırılmadan geçmiş olması gerekiyor ki malzeme haline gelsin dil. Dile öyle bakabilsin. Onu kullanabilsin.
birleştiremediğim, hani farklı anlamlar verdiğim ama arkasında neyin olduğunu çok merak ettiğim bir kısım var. Bu annenin emzirirken sürekli bir kız çocuğunun bakışına maruz kalıyor ya da ondan kaçıyor, ay görecek şimdi gibi. Onun tam olarak vurguya nasıl eklendiği, arkasında ne olduğu, bunu sizden de dinlemek istedim. Yani tabii ki hepimiz farklı okuyabilirsin ama Sürekli öyle bir şey yok. 77. sayfada sadece oğluyla kurduğu o yakın ilişkiyi kız kardeşini izlediğini hissettiren cümleler var orada. Yoksa kız çocuğu... Şey değil ama tekrar etmiyor. Hiç bir yerde geçmiyor da sanki. Tekrar etmiyor. Yani bir sayfada tekrar ediyor. Yani bir anne orada hem kız çocuğu hem de erkek çocuğuyla konuşuyor. İkisiyle ilgili duygusundan söz ediyor aslında. İkisinin duygusunun farklı olduğundan söz ediyor. Ben öyle kurdum ama yani okuyanlar arasında da yani o bölümü benim hissettiğim yani yazarken düşündüğüm gibi algılayanlar da var. Farklı algılayanlar da var. Yani onlarla da yani böyle karşılaştığımda soruyorlar. Tabii şimdi metin elimde olmadığı için yani bakmamız gerekir metne. Hani baktığımız zaman ikimiz de şimdi çok başka bir şey de algılayabiliriz aslında. Arkasında bir şey yok. Yani ben bence yok. Ama belki de vardır. Belki de var yani varmış demek ki. Öyle de hissedilebiliyorsa. Var kitap çıktı ortaya. 77. sayfada aslında galiba. Bu arada yavaştan bitirebiliriz. Başka bir şey yoksa sonra zaten konuşmaya devam ederiz. 1,5 saati geçti. Evet. Biraz yorulduk. Belki, var mı çok kritik, acil bir şey daha söylemek isteyen? Peki yok gibi. O zaman vedalaşalım. Kitapları evet. Devam ederiz. İmza devam edebilir. Tamam. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim.